Arkadaşlar, 522. P oturmasında yine birlikteyiz. Yine hapishaneler ve hasta mahpuslar gündemiyle onların sesi olmaya çalışıyoruz. Bugün ağır hasta mahpus Tenzile Acar arkadaşı paylaşacağız. Tenzile'nin ailesi de burada, içimizde. Metni okuması için Hatice Onaran arkadaşa mikrofon devrediyorum. Basına ve kamuoyuna. Hasta mahpus Tenzile Acar serbest bırakılsın. Hapishanelerdeki gayri insani koşullar ve özellikle hasta mahpusların durumu tüm gerçekliğiyle bu ülkenin utanç kaynağı olmaya devam ediyor. Özellikle pandemi ile daha da artan işkence, onlarca ağır hasta mahpus Adli Tıp Kurumu'nun cezaevinde kalamaz raporuna rağmen tahliye edilmiyor. Tahliye edilmedikleri gibi tedavileri de yapılmıyor. İlaçları verilmiyor. İşlerden yoksun koşulda tutuluyor. Yeterli beslenmeleri sağlanmıyor. Bilinçli ve sistemli bir biçimde ölüme terk ediliyorlar. Hapishanelerden hemen hemen her gün ölüm haberleri geliyor, cenazeler çıkıyor. 522. P oturmasında bu hafta hasta mahpus Tenzile Acar'ın durumunu sizlerle paylaşacağız. 21 Mart 2017'den beri Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde tutulan Tenzile Acar, ileri derecede hepatit B ve tüberküloz hastasıdır. Nefes almakta zorluk çekme ve boğazından kan gelmesi gibi sorunları yaşamaktadır. Pandemi yanında kelepçeli tedavi dayatması nedeniyle tedavisi aksatılan Tenzile Acar'ın durumu her geçen gün ağırlaşmakta, yeterli tedavi sağlanmaması yaşamına risk oluşturmaktadır. Annesiyle yapılan görüşmede şunları ifadelendirmiştir. Kızımın hastalığı her geçen gün ilerliyor. Dört duvar arasında göreceği tedavi de sağlıklı olmuyor. Kızım rahatsızlandığı zaman hastaneye götürülmüyor. Şimdiye kadar sadece bir defa hastaneye götürüldü. O da tutuklandıktan 4 yıl sonra. O zaman götürdüklerinde de ters kelepçeyle götürdüler. Erkek askerlerin önünde tedavi edilmek istendi. Bu insani bir şey değildir. Bu yaklaşımlarından kaynaklı kızım tedaviyi reddetti. Sadece bir defa hastaneye götürdüler ama sonrasında 2 ay hücre cezası verildi. Hasta ve duruma ağır olan bir insan hücreli ihtiyaçlarını nasıl karşılayabilir? Cezaevi yetkilileri doktorların vermediği ve yazmadığı ilaçları kafalarına göre kızıma veriyorlar. Bu durumda olan bir insana tedavi görmesi gerekir. Her gün elbiselerinin bile değiştirilmesi ve hijyenik bir ortamda olması gerekiyor. Kızım her yemeği yiyemiyor ama çaresizlikten yemek zorunda kalıyor demiştir. Ayrıca kızının yaşamından endişe ettiğini de eklemiştir. Sıklıkla hatırlattığımız üzere tüm mahpusların sağlık ve yaşam haklarının korunmasından devlet sorumludur. Tedavi edilebilir hastalıklar nedeniyle mahpusların yaşamlarını kaybetmeleri olağan bir durum olarak görülemez. Devlet hapishanelerdeki yaşam koşullarını insani standartlara uygun hale getirmek, hasta mahpusların tedavi ve sağlığa erişimleri önündeki engelleri
Hasta mağdur